ABD tarafında geçen yasa üzerine konuşacağız ve genel olarak da evet bu durumdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ABD tarafında çok konuşulan yeni bir yasa vardı ve bu süreç içerisinde de sürekli SEC tarafı bu yasanın gelmesini istemediğine dair net açıklamalar yapıyordu diyebilirim. Yani adamlar açık açık gelmesini istemiyordu ve konuyla alakalı birazcık huysuzluk diyeyim artık yapıyorlardı. Böyle bir süreç seyrettik. Fakat bunun aksine CFTC bunun gelmesini istiyordu. Piyasamızda Binance, Ripple, Ethereum gibi dev taraflardan hatta piyasanın tamamından gelen seslerde yine aynı şekilde bunun gelmesini istiyordu. Beraberinde ABD tarafı da bunun gelmesini istiyordu. Şimdi bu da aylardır aslında söylediğim normalde ABD piyasayı düşürüyor bakış açısının tamamen yanlış olduğunu burada sadece mevcut SEC yetkililerinin görevi ve ana vizyonlarını suistimal etmelerinden bu sıkıntılı sürecin kaynaklandığı durumunu da güçlendirmiş oldu. Zira yetkiler şu an itibariyle SEC'den alınması değil. Bakın SEC'e yetkilendirme veriliyor. Bunda bir sıkıntı yok. Adamların zaten kripto üzerinde tabii ki de yetkileri olacak. Her zaman bu böyledir. Ama SEC'in sıkıntısı bu yetkilerini kötüye kullanmaktı. Karşı tarafa herhangi bir bildirim vermeksizin doğrudan mahkemeye vermesi ya da hakeza yetkisinin olmadığı noktalarda bile olduğunu iddia etmesi gibi çok fazla olayla karşımıza çıktılar. Bu da kripto para şirketlerinin işte borsaların vesaire kalıcı olarak ABD'den ayrılması ve tabii ki ABD tarafındaki senatörlerin ve SEC dışında kalan her güruhun olumsuz tepki vermesine sebebiyet verdi. Hatta bir milletvekili Gary Gensler'a ağza alınmayacak şekilde geçtiğimiz hafta hakaretlere ve küfürlere varan sözler kullandı. Piyasa üzerinde bu şekilde manipülasyon yapmaması gerektiğini de böyle açıkladı diye durumu özetleyebiliriz. ABD Finansal Hizmetler Komitesi kripto tasarısını kabul etti. ABD'nin en önemli komitelerinden biri olarak kabul edilen ve Temsilciler Meclisi bünyesinde bulunan Finansal Hizmetler Komitesi, kriptoda regülasyonlar için büyük önem taşıyan bir yasa tasarısını dün kabul etti. Dijital varlık piyasa yapısı ve yatırımcı koruma yasası adıyla bilinen kanun tasarısı 35'e 15'lik oyla geçerken iki parti vekillerinden de destek almayı başardı. Yani bu, bunun biliyorsunuz ki geçeceğine dair konuşmuştuk. Yanlış olmasın 4-5 gün önce en son bununla alakalı konuştuk. Yakın zaman içerisinde yasanın geçme ihtimalinin çok yüksek olduğu ve hem demokratlar hem de cumhuriyetçilerden şu anda oy alabileceğine ilişkin çok ciddi sinyaller olduğunu belirtmiştik. An itibariyle de olaylar düşündüğümüz gibi gerçekleşti. Gücü CFTC'ye veriyor. Bir kripto paranın menkul kıymet ya da emtia olup olmadığı ile ilgili net açıklamalar içeren tasarı, regülasyon gücünü daha çok emtia vadeli işlemler komisyonuna veriyor. Neyse devam edelim bir. Ancak menkul kıymetler ve borsa komisyonu da sürecin dışarısında bırakılmıyor. İki kurumun ortak kural çıkarabilmesini de sağlayan tasarı, NFT'ler ve merkeziyetsiz finansla ilgili de önemli şekilde yol gösteriyor. DeFi alanında bakınız ki MiCA yasasında herhangi bir açıklama ve üzerine çalışma olmadığı için gerçekten de buranın üzerine çalışma yapılması ABD tarafında güzel oldu. Haricinde CFTC'ye doğru beklenenden daha kapsamlı yetkiler verildi. Bu biraz daha pozitif bir durumdur diyebilirim. Öte yandan tasarı bugün bir başka önemli komite olan Tarım Komitesi tarafından da görüşülecek. Bu komite yasa tasarısı ile ilgili olarak CFTC'ye 120 milyon dolarlık bir ek bütçe verilip verilmeyeceğini oylanacak diyor. CFTC Tarım Komitesi tarafından denetleniyor. Evet, yani dediğim gibi tabii ki de yasanın geçmesi çok güzel oldu. Bu yasanın geçmesiyle birlikte hem bir kripto varlığın emtia olup olmadığına yönelik
net açıklamalar bulunacak. Hakeza dedik ya sürekli, hem Terra, Cardano, Solana gibi projeler özellikle ADA'nın ve LUNCH USDC ve Luna'nın sürekli altını çizdim. Çünkü bunlar zaten halihazırda Güney Kore tarafında MT'ye geçtikleri ve şu anda SEC'in kıskacında oldukları için bunları bayağı bir kurtaracak yani bu resmen bu yasa. Finansal devrime dönüşebilir. Tasarının kabul edilmesiyle ilgili konuşan Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Patrick McHenry şu ifadeleri kullandı. Singapur, Birleşik Krallık ve Avustralya regülasyonlarını oturtmaya başladı. ABD olarak biz geride kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Şu an içinde bulunduğumuz durum bir yazılım devrimidir ve doğru yönetilirse bir finansal devrime de dönüşebilir. Çok güzel bir şey söylemiş ya, gerçekten doğru söylemiş. Şu an içerisinde bulunulan şey doğru, gerçekten de bir yazılım devrimi ve doğru yönetilirse bir finansal devrime dönüşecek. ABD'nin de bunun farkında olması, McHenry'nin bu açıklamaları yapması tabii ki de piyasa için çok kıymetli. McHenry son Finansal Hizmetler Komitesi duruşmasında SEC Başkanı Gary Gensler'a sorduğu sert sorular ve takındığı alaycı üslupla hatırlanıyor. Doğru, McHenry SEC Başkanı'na bayağı bir üstüne gitti Gary Gensler'ın. Hatta Gary Gensler bayağı bir terledi. Kripto piyasasını savunan ve kripto piyasasına yönelik sert hareket etmemesi yönünde alaycı ve biraz da evet sert bir duruşla karşısına çıkmıştı. Doğru, Patrick McHenry. Evet, kripto düşmanı Sherman SBF'nin hoşuna giderdi diyor. Boş, boş muhabbet ya. McHenry'nin başkan yardımcısı olarak görev yapan demokrat üye Maxine Waters da tasarıyı kriptonun dilek listesi olarak nitelendirirken, kripto para karşıtlığıyla bilinen Brad Sherman ise yine ilginç bir yorum yaptı. Sherman bu tasarı SBF'nin çok hoşuna giderdi dedi. Tasarının yasalaşması için önde Senato ve Temsilciler Meclisi gibi oylamalar bulunuyor. Doğru. Ya şey demeye getiriyor. Kripto piyasası diyor zaten içinde diyor bir sürü sıkıntının olduğu bir yer. Çok fazla kötü aktörün olduğu bir yer. Onların istediği şekilde top koşturabilmesi için önünü açtınız diyor. Yani resmen piyasaya aslında istedikleri şeyi verdiniz diyor. Zaten ne yapacak adamlar? Yani onu anlamadım. Ne istiyordunuz? Yani Çin gibi yasak getirmesini mi istiyordunuz? Doğru, zaten biz de söylüyoruz. İstediğimizi veriyorlar yani. Ama bunda yanlış bir şey yok ki. Ne yapacak yani adamlar? Yasak mı getirecek? İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.